Herkese merhaba, ben Kadir. Bu videoda NodeMCU'yu kullanarak bulunduğunuz ortamın hem hava kalitesinin ölçümünü hem de sıcaklık dem değerlerinin ölçümünü yaparak OLED ekran üzerine yazdıracağız. Eğer bulunduğunuz ortamın hava kalitesi yeterince iyi değilse bize bir buzzer aracılığıyla bildirim sağlayarak ortamı havalandırmamızı isteyecek. Dilerseniz malzemelerimizi tanıyarak projemizi adım adım gerçekleştirelim. Projemizin kalbini oluşturacak olan geliştirme kartımız NodeMCU. Bu kartı tercih etme sebebimiz, projemizi ilerleyen zamanlarda eğer internet ortamına, Home Assistant gibi bir ortama aktarmak, bağlamak istersek ekstra bir eklenti yapmadan direkt olarak yazılımsal bir değişiklikle ekleyebilecek olmamız. Hava kalite ölçümünü yapabilmek için bu şekilde MQ135 hava kalite sensörünü kullanacağız. Bu sensörümüz alkol buharı, benzen, duman ve karbondioksit gibi gazların miktarını ölçerek bize bir çıktı veriyor. Bu kullanmış olduğumuz kartın arkasında da şu şekilde bir küçük devresi var. Bu devrede sensörümüzün çıkışına göre bize 5 volt ile 0 volt arasında bir çıkış değeri sağlayarak analog pinlerden okuma yapmamızı sağlıyor. Ekstra olarak da pinler üzerinde dijital çıkış da var. Arkasındaki bu potansiyometre ile oynayarak eşlik değerini değiştirip dijital çıkışlar da alabiliyoruz. Sıcaklık ve nem değerlerimiz için DHT11 sensörümüzü kullanacağız ve uyarı için de bir adet buzzer kullanacağız. Bunlar bizim için yeterli olan temel bileşenler. Tabii NodeMCU'muzu başka bir projede kullanmak istersek veya bozulduğunu varsayıp değiştirmek istersek de bunlar için şu şekilde dişi header kullanacağız. Bu 40'lı bir header. Biz pin ihtiyacımıza göre bunları keserek kullanacağız. Ve projemizin montajını yapacağımız bir adet de delikli plakete ihtiyacımız var. İşe delikli plaket üzerinde header'larımızı ve NodeMCU'muzu yerleştirerek başlayabiliriz. NodeMCU'muzu sabitledik. Daha doğrusu buradaki dişi header'larımızı sabitledik. Buzzer'ımızın artı ucunu buradaki kartımızın, NodeMCU kartımızın D8 pinini X hattında üzerindeki GND hattına götüreceğiz. Bunu yaptıktan sonra MQ135 sensörümüzün altındaki bu header'larını sökeceğiz. Bunları söktükten sonra bunların yerine bağlantı kabloları kullanacağız. Sonuçta biz ürünümüzü bir kutu içerisine yerleştireceğimiz için bunlar bize kabalık yapacaktır. Bunlardan kurtulacağız. OLED ekran için bunu yapmamız gerekiyor mu? Pek zannetmiyorum ama yerleşirken yine problem çıkarsa bunları da söker, o şekilde lehimleriz. Burada bizim yapacağımız 3 bağlantı olacak. Bunlardan bir tanesi dijital çıkış olduğu için bunları kullanmayacağız. Bize şu an sadece analog çıkış ve besleme pinleri lazım olduğu için 3 kablo bizim için yeterli olacaktır. VCC, GND ve A0 pinini lehimleyeceğiz. Müzik
Şimdi OLED ekranımız için de aynı işlemleri yapalım. Burada da tüm pinlerimizi mecbur kullanacağız. Çünkü buradan iki tanesi haberleşme, iki tanesi de besleme pini olduğu için 4 pinimizi de lehimleyeceğiz. Kablo işlemlerimizi tamamladık. Şu şekilde gösterdim. Bu OLED ekranımız için olan kablo bağlantıları, besleme uçlarımız ve bilgi uçlarımız. Aynı şekilde DHT için de bağlantımızı yaptık. Buradaki bu pinimiz eksi hattımız, ortadaki data ve bu da beslememiz. Buradaki ise bağlantısı olmayan bir pin. Şimdi bunları Node MCU'muz ile bağlantısını yapacağız. Delikli plaket üstünde bunları birleştireceğiz. Ben gaz sensörümüzden başlamak istiyorum. Gaz sensörümüzü 5 volt ile besleyeceğiz. Yani burada Node MCU üzerinde şöyle göstereyim. BU yazan pinimiz bizim 5 volt için çıkışımız olacak. Biz burada USB ile besleme yaptığımız zaman VU pininden 5 volt alabileceğiz. Sensörümüzün analog çıkış pinini ise buradaki en üstte görmüş olduğunuz A0 pininden alacağız. A0 pinini kullanarak bizim buradaki sensörümüzden veri okuyacağız. Burada bu pinin çıkışı A0 olduğu için kullanmadık. Böyle bir yanılgıya düşürülmesin. Buradaki pinimiz en müsait, en uygun olan bu olduğu için, analog okuma yapacağımız pin olduğu için bunu tercih ettik. OLED ekranımız Icare C ile haberleştiği için biz de bunu Node MCU'muz üzerindeki Icare C pinlerine götüreceğiz. Bizim burada Node MCU'muz için D1 SCL, D2 de SDA pinimiz, yani bu iki pini kullanarak haberleşmesini yapacağız. Ekran beslememizde 3.3 volt da olabilir, 5 volt da olabilir. Bu size kalmış bir tercih. Ben 3.3 voltta ekran beslemesini gerçekleştireceğim. Elimizdeki OLED 3.3 ile 5 volt arasındaki beslemeleri karşılıyor. Bu arada ben buradaki kabloları tam tersi şekilde bağlamışım. Kırmızı ve siyah, SCL, SDA, bunlar da besleme olarak olmuş. Bunlara dikkat etmemiştim. Şimdi bunu tekrardan düzelteceğim. Kırmızı ve siyah kablolarımızı sadece besleme için kullanacağım. Ki devre yaparken buna dikkat ederseniz problem çözümlerinde de sorun yaşamazsınız. Veya artı eksi gibi olaylarda karışıklık yaşamazsınız. Evet. Kablo sıralamasını da düzelttiğime göre artık bunu da kartımızın üzerine lehimleyebiliriz. D1 pinimiz SCL, D2 pinimiz de SDA. Bunu göz önünde bulundurarak bağlantısını yapıyoruz. Bizim burada ekranımız üzerindeki sarı kablomuz SDA, diğeri de SCL. Yani D2 pinini sarı kablomuzu bağlayacağız. Diğerine de beyaz kablomuzu. DHT'mizin data pinini de Node MCU'muz üzerindeki D4 pinine bağlayacağız. Diğer olan kablo ise bu 3.3 volta. Bu da yine GND. DHT'mizin daha sağlıklı çalışması için data pini ile besleme pini arasında bu şekilde 4.7K'lık bir direnç atmamız gerekiyor.
Bu dirence kullanmamızın sebebi ise buradaki datanın yani sinyal seviyesinin varsayılan olarak yüksek kalmasını sağlamak için bu şekilde bir direnç kullanmamız gerekiyor. Bunu data pini ile besleme pini arasına atacaksınız. Yani 3.3 volt ile DHT'mizin data pini arasında olacak. Bu direncimizin de bağlantısını tamamladık. Artık donanım kısmında yapacağımız hiçbir şey kalmadı. Hiçbir işlemimiz kalmadı. Artık yazılımımızı yükleyip test edip ürünümüzü kutulayabiliriz. Banlere ve yazmış olduğumuz programa aşağı açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. İlk olarak ben DHT kütüphanesini ekleyerek işe başlamak istiyorum. Şimdi burada öncelikle DHT'mizi bağladığımız pini belirtmemiz lazım. Bizim NodeMCU'muzda D4 pini. Pinimizi belirledikten sonra DHT'mizin türünü belirlememiz gerekiyor. Araya bir virgül atarak DHT11 yazıyoruz. Biz DHT11 kullandığımız için DHT11'i belirttik. Bizim ODT ekranımız IKRC ile haberleştiği için buraya wire kütüphanesini de eklememiz gerekiyor. Biz şu anda OLED ekranımızı metin tabanlı bir proje için kullanacağız. Bu yüzden Adafruit SSD 1306H kütüphanesini de eklememiz gerekiyor. Bu kütüphaneyi dediğim gibi aşağı açıklama kısmında ben ekleyeceğim ama burada kütüphaneleri yönet kısmından da bunu rahat bir şekilde bulabilirsiniz. Ekran boyutlarının ölçülerini belirtebilmek için Adafruit SSD 1306 display yazıp parantez içerisine gerekli parametreleri yazmamız gerekiyor. Öncelikle ekranımızın genişliğini belirtmemiz gerekiyor. Bizim ekranımızın genişliği 128, yüksekliği ise 64. Bunları belirledikten sonra wire yazıyoruz. Boyutları belirledikten sonra wire ve -1 ibaresini de ekledikten sonra buradaki işimiz de tamamlanmış oluyor. Burada tabi bir de ile işareti var. Şimdi artık gaz sensörümüzün tanımlamalarına geçebiliriz. Ben gaz sensörümüz için bir isim oluşturacağım. Bir de okuyacağımız değer için değişken parametresi oluşturacağım. Biz bunu A0 isimli pine gönderdik. Bu şekilde tanımlamasını yaptık. Şimdi OLED ekranımızı başlatabiliriz. Display Begin komutu ile başlatacağız. Şimdi setup kısmında son olarak pinlerin giriş mi çıkış mı olduğunu belirlememiz gerekiyor. Burada gaz sensörümüzün ve buzzer'ımızın pinlerini belirteceğiz. MQ135 sensörümüz için giriş olacak. Buzzer'ımız için ise çıkış olarak ayarlayacağız. Burada bir buzzer adında değişken oluşturmamız bizim için daha iyi olacaktır. Bunu da D8 pinimize bağlamıştık. Artık loop kısmına geçebiliriz. Loop kısmında ilk işimiz burada DHT'mizin okumalarını yapmak olacak. Burada float cinsinde değişkenler oluşturduk. T ve H olarak bunların da okumalarını yaptık. İlk okumamız DHT.readTemperature yani sıcaklık değerimizi okuyup T adında bir değişkene atadık. Diğeri ise aynı şekilde aynı kodun okuması burada da tek yaptığımız humidity'yi H adında bir değişkene atamak oldu. Bu da bizim nem değerimiz. Sensörümüzden verileri alabilmek için bir analog okuma yapmamız gerekiyor. Tanımlamış olduğumuz değişkenimize bu değeri eşitleyeceğiz. Analog okumamızı da gerçekleştirmiş olduk böylelikle. Buradaki parantez içine okuma yaptığımız pinimizi belirttik. Ve bu değeri de okumuş olduğumuz değeri de burada MQ135 değer adında bir değişkenimizi tanımlamış olduk. Burada okuma için ben 60 milisaniyelik bir gecikme eklemek istiyorum.
Programımız bitti sayılır. Buradan sonra yapacağımız sadece değerleri ekrana yazdırmak olacak. Yani yazdırma komutlarını kullanacağız. İlk olarak ekranımızı temizlememiz gerekiyor. Bunu display clear display komutu ile gerçekleştireceğiz. Ekranımızı temizledik ve daha sonra da display set text size komutu ile bizim yazdıracağımız metinlerin boyutunu belirledik. Ben burada 1'e 2 oranını kullandım. Eğer gözümüze hoş gelmezse küçültür veya büyütür. Şimdi de metin rengimizi belirlememiz gerekiyor. Biz burada white yazacağız. Metin rengimizi de beyaz olarak belirledik. Yani ekranımız mavi olduğu için yazılarımız ekranda mavi olarak gözükecek. Bunun tam tersi durumda ise tüm ekran mavi olur. Yazı yazdığımız yerler siyah gözükür. Ama ben bunu tercih etmedim. Dilerseniz bu şekilde de kullanabilirsiniz. Benim tercihim bu şekilde. Burada set cursor komutu ile de bizim yazımızın nereden başlayacağını belirttik. Şu üst kısmı bir kere yapmamız yetiyor ama mesajlarımızı alt alta yazacağımız zaman bu şekilde başlangıç konumlarını belirtmemiz lazım. Şimdi hava kalitesi şeklinde bir metin yazdıracağım. Evet, burada metin yazdırmamızı yaptık. Daha sonra da değişkenimizin yazdırmasını yaptık ve konumunu belirledik. Şimdi bundan sonra yapacağım her şey birbirinin aynısı olacak. Burada sıcaklık ve nem değerlerini de yazdıracağım. Ama bunları yapmadan önce unuttuğum küçük bir kısmı eklemek istiyorum. Biz buraya buzzer koyduk ve buzzer'ın ne zaman çalışacağını belirlemedik. Bunun için bir if yapısı içerisinde okuduğumuz değerin eşik değeri olması lazım. Bunu da siz kendi bulunduğunuz ortama göre belirlemeniz gerekiyor. Şu an kodu yüklemediğimiz için bu eşik değeri belirleyemeyeceğim. Ama buraya kafamdan bir değer yazıp bunu kodu yükledikten sonra artık deneme yaparak bulacağız bu eşik noktası. Burada if koşulunu MQ135'de okuduğumuz değer eğer 200'den büyükse biz de buzzer'ımızı açıp 500 milisaniye ses verip daha sonra kapatmasını ve 3000 milisaniye beklemesini istedik. Şimdi geri kalan yazdırma işlemlerimizi yapalım. Evet, burada temperature ve humidity içinde yazdırma işlemlerimizi gerçekleştirmiş olduk. Şimdi burada yapmamız gereken şey NodeMCU'yu Arduino'muza eklemek olacak. NodeMCU Arduino ID'yi eklemek için Robotics'ten blog sayfasında bir yazımız var. Buradan yardım alarak bunu yapacağız. Buranın linkini de açıklama kısmına eklerim. Öncelikle buradaki bağlantıyı kopyalıyoruz. Daha sonra Arduino'ya girip dosyalar ve tercihler kısmında ek devre kartları yöneticisine tıklayarak yapıştırıyoruz. Tamamlayarak burayı kapatıyoruz. Tekrar araçlara geliyoruz. Burada kart yöneticisi kısmından bu kısmına ESP8266 yazıyoruz. Kurulumuz tamamlandıktan sonra artık burayı kapatabiliriz. Araçlar kısmından kartımızı seçebiliriz. Araçlar kısmından kart ve burada görmüş olduğunuz gibi ESP8266 boardları var. Burada aşağı kısımda NodeMCU 1.0'ı seçiyoruz. Bizim yükleyeceğimiz kartımız bu. Daha sonra da araçlar kısmından bağlı olan portu seçerek yükleme işlemini gerçekleştiriyoruz. Şimdi kodumuzu bir yükleyelim ve test edelim. Artık ürünümüzü kutulayabiliriz. Kutulamadan önce ufak bir şeyden bahsetmek istiyorum. Ben çizimi yaparken ölçüleri biraz küçük almışım. O yüzden buzzer'ı NodeMCU'nun altına almak zorunda kaldım. Şu şekilde gösterdim. Buzzer ve direncimizi NodeMCU'nun altına aldım. Ve buraya montaj için de 3 adet delik açtım. Onun dışında yaptığımız bir değişiklik yok. Bunu çizim dosyalarında paylaşacağım. Hem de düzeltilmiş dosyalarını paylaşacağım. Mesela şurada da bir problemimiz var. Deliklerde birazcık kayma olmuş ama bu problem değil. Büyük ihtimal vidalarımızın başları geniş olduğu için o noktayı kapatacağını düşünüyorum. Bunların düzeltilmiş dosyalarını sizlerle paylaşacağım. Burada görmüş olduğunuz yuvarlak kısma gaz sensörümüzün montajını yapacağız.
DHT'miz için herhangi bir vidalama işlemi yapmamıza gerek yok. Olduğu gibi şurada görmüş olduğunuz yuvaya oturtabilirsiniz. Bunu da sabitledik. Şimdi artık ekranımızı vidalayabiliriz. Sabitleme işlemlerini tamamladık. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde güzel bir ürün haline geldi. Şimdi notem suyumuzu kaldırıp arka kapağı sabitlediğimiz zaman projemiz kutulama işlemleri tamamen bitmiş olacak. Ürünümüzün kutulamasını tamamladık. Gayet şık ve güzel bir ürün oldu. Şimdi şöyle bir enerjimizi verelim ve bakalım. Bu şekilde sizlere de göstereyim. Umarım yazılar net bir şekilde görünüyordur. Görmüş olduğunuz gibi sıcaklık değerimiz ve ortamdaki hava kalitesine göre değişen bir ADC değerimiz var. Biz burada ADC sınırımızı 200 olarak belirledik. Buradaki bizim ortamdaki hava kalitemiz düştükçe doğal olarak da buradaki ADC değeri artacak. Biz nefes verirken karbondioksit verdiğimiz için buradaki sensör üzerine nefesimize yakın bir şekilde tutup değeri yükseltip testini de sağlayabiliriz. Şu an değerimizi artırdık, ötüyor ama okumada tabii bu bize sıkıntı yapıyor. Şimdi görmüş olduğunuz gibi değer yavaş yavaş düşüyor. Eşik değerin altına indiğimiz zaman doğal olarak tekrardan eski okuma haline dönecek. Yani değeri düzgün bir şekilde okuyacak. Şu an ses gelmediğine göre dönmüş olması lazım. Normal olarak da yavaş yavaş da bu kademe kademe düşecek. Bu şekilde çalışıyor olacak. Sıcaklık testinde, sıcaklık ve nem testinde aynı şekilde yapabilirsiniz. Ben şu an havaya yaklaştırarak bunu denemek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi sıcaklık değişimimiz de gerçekleşiyor. Sıcaklık nem değerlerimiz de düzgün bir şekilde çalışıyor. Bu şekilde kutulanmış güzel bir ürün tasarlamış olduk. Bu yapmış olduğumuz projeyi ofisinizde kullanabilirsiniz. Ofiste, çalışma ortamlarınızda veya kendi odanızda da kullanabilirsiniz. Eğer hava kalitesi yeterince iyi değilse, odanız yeterince havalandırılmamış bir durumdaysa bunun için buradan destek alabilirsiniz. Bu ötme sesini duyduğunuz zaman odanızı rahatlıkla havalandırıp daha kaliteli bir hava ortamında çalışmanızı, işinizi ve yaşamınızı sürdürebilirsiniz. Evet, videomuzun sonuna geldik. Güzel bir ürün ve proje oldu. NodeMCU ile gerçekleştirmiş olduk. Eğer dilerseniz bunu ileride farklı amaçlara da yoğurabilirsiniz. Projeyi geliştirebilirsiniz. Geliştirmeye çok açık bir proje. İsterseniz internet ortamına bu verileri aktarabilirsiniz. Cep telefonunuza gelebilecek şekilde. İsterseniz de bir röle gibi bir kontrol ekleyerek, MOSFET, röle gibi, transistör gibi bir ara eleman ekleyerek de başka işlemler yaptırabilirsiniz. Ortamın hava kalitesi düştüğünde havalandırma işlemi gibi, fan çalıştırma gibi işlemler de yapabilirsiniz. Dediğim gibi bu tamamen sizlere kalmış bir şey. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.